Değerli Kozbaysan gayrimenkul izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, efendim sizlere birbirinden güzel yerleri tanıtmaya devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Gönen Tütüncü'deyiz. Tütüncü Mahallesi'nde size örnek fevkalade bir meyve bahçesini tanıtacağım. Lütfen videomu sonuna kadar izleyiniz. Harika örnek bir meyve bahçesi izleyeceksiniz değerli izleyenlerimiz. Hep beraber yerimizi tanıyalım efendim. Buyurun. Evet değerli izleyenlerimiz, Gönen'in örnek meyve bahçesindeyiz. 3200 metrekare alan içerisindeyiz. Şimdi yerimizin, meyvelerimizin performanslarını göreceğiz efendim. Alan içerisinde tahmini söylüyorum net olmamak şartıyla yoğunluğu ceviz, %60'ı ceviz. 300 adet civarında yetişkin meyve ağacı var. Profesyonel bir bahçe bakımı yapılmış bir yer. Yerin durumu dikdörtgen şeklinde efendim. Yerimizin, bahçemizin durumu dikdörtgen şeklinde. O yüzden de meyvacılığa çok uygun bir yer. Fakat bakımları muazzam yapılmış ağaçların. Toprağı muazzam çapalanmış, düzenli. İçinde olmayan meyve yok. Hangi meyveyi soruyorsanız hepsinden böyle dallarını destekle tutturmuş. Satıcısı bakın, yani ağaç öyle bir güzel meyveye yatmış ki dallarına destekle tutturulmuş. Yerimiz 3200 metrekare meyve bahçesi, neredeyiz? Balıkesir Gönen Tütüncü Mahallesi'ndeyiz. Gönen ilçe merkezine 7 kilometre mesafede, köye 2 kilometre mesafede örnek bahçedeyiz efendim. Ben buraya örnek bahçe diyorum. Çünkü kendi bahçem de var. Ama hiç böyle bakamıyorum kendi bahçeme de. Bakın yani. Ağaçların altında hiç ot yok. Muazzam bakımları yapılmış. Gövdeleri görüyoruz efendim ağaçlarımızın. Yetiştirilmiş ağaçlar. Bahçemiz ürün hasatı yaptıktan sonra yeni sahibine teslim edilecek. Ama hemen tapu işlemini yapacağız. İlk talibine yerimizi vereceğiz. Sadece hasat konusu, ağaçların, cevizlerin meyvesi, ceviz hasatı satıcıda kalacak şekilde satıcıyla anlaşmamız. Değerli izleyenler, elma çeşidinden, şeftali çeşidinden, kayısı çeşidi, erik çeşidi, armut çeşidi, efendim, üzüm çeşidi, bademi, kestanesi, yoğunluk profesyonel, ürün satmak için özellikle cevizi, bunlar hep bahçemizin özenle bakılmış, yetiştirilmiş ağaçlar efendim. Maşallahları var hepsinin. Alan sanki bana 10 dönüm gibi geliyor. Ama 3200 metre neden o kadar büyük geliyor? Düzenli, tertipli, sistemli olduğu için efendim. Evet. Bahçemizde geziyoruz. Yerimizin en baş tarafında İki odadan oluşan bir bağ evimiz var değerli izleyenler. Burada bir odası var bağ evinin. Bir de burada konaklamak için kalırken, bakın üzümlere bakın efendim. Ey maşallah. Üzümlerin çeşitleri var değerli izleyenler. Ülkemizin, Türkiye'mizin en güzel, meşhur olan üzümünü, meyvasını satıcı bu bahçeye toplamış. Hangi bölgede ne güzelse ondan getirmiş, fidesini dikmiş, bakmış, yetiştirmiş. Böyle de bir satıcımızın özelliği var. Böyle salkım salkım üzümler efendim. Tabii şimdi burayı alan kişi de bu üzümleri yer. Ayrı bir konu. Özellikle biz ceviz hasatını satıcıyla anlaşmamız, hasat yapıldıktan sonra
burada bu evimizde burada bir salonumuz var konaklamak için. Burada bir mutfak düzeneği, şöminesi, mangalı var. Efendime söyleyeyim. Böyle bir verandası var. Burayı büyütebilirsiniz. Geliştirebilirsiniz efendim. Yerimizin suyu, kaynak suyu mevcut değerli izleyenler. Yerimizin suyu dağdan geliyor. Dağdan gelen bir kaynak suyu efendim. Bakın buraya bile hemen armut ekilmiş yani. Armutları görüyorsunuz yani. Hiç yerde boşluk bırakılmamış değerli izleyenler. Burada 4 tonluk, 2 ton üst taraf, 2 ton alt taraf, 4 tonluk da su deposu var. Suyu kaynaktan geliyor, su sorunuz yok. Elektrik yok. Elektriği de güneş panelleri. Buradan istifade edebilirsiniz. Bakın şu üzümlere. Birçok izleyicimizin hayali böyle bir bahçe. Yani meyvesi hazır, geliştirilmiş. Ben yıllarca bekleyip bunları büyütmek için uğraşmayayım, hazır bir yer alayım diyen müşterilerimize hitap eden muazzam, profesyonel, iddia ediyorum Gönen'in en güzel meyve bahçesi burası efendim. Neredeyiz? Tütüncü'deyiz. Ağaç kapasitemiz değerli izleyenlerimiz, yani 300'ün altında da olacağını sanmıyorum. Yuvarlama söylüyorum. Geldiğinizde, alıcı müşterilerimiz geldiğinde tek tek de sayarız. Kayıtlara düşeriz. Hangi ağaçtan ne kadar var? Bakın bunlar da farklı bir üzüm cinsi efendim. Bunlar da farklı bir üzüm cinsi. Bakın burası üzüm koridoru. Burası üzüm koridoru. Evet, burada gene bir cins değişti. Bunlar da farklı. Bunlar da farklı efendim. Her çeşit meyvanın olduğu ve burada günü geçmiş. Mesela eriğin zamanı geçmiş. Onlardan da oluk oluk meyveler alınmış efendim. Burada her şeyi örneklerle size sunuyorum efendim. Yani sadece sözlü söylemiyoruz. Örnekleriyle sunuyorum. Üst tarafta incir ağacı var efendim. Orada kestane var değerli izleyenler. Badem var. Var da var. Var da var efendim. Bakın bunlar da bademler. Badem ağacı. Evet. Bu güzel meyve bahçemizde geziyoruz. Gezdikçe de insan zevk alıyor değerli izleyenler. Ağaçlar, cevizler, chetner cinsi ağaçlar efendim. Chetnerlar ortalama 10 yaşa yakın ve verimdeler. Burada da başka bir üzüm var yani. Maşallah. Yani salkıma bak. Salkıma bakın. Ağaçlar zaten kendisini gösteriyor. Üzerinde cevizleri görüyoruz. Ciddi maşallah. Ciddi bir ağaçlarda ceviz var. Değerli izleyenler, yalnız ceviz hasadını satıcı yapacak. Satıcı alacak ürünleri. Bundan sonraki ürünler de sizin olur. Bir taraftan da kestane bakın. Yani bahçenin her tarafında bir şaheser var. Muş bulası var. Cennet hurması var. Yani aklıma gelmeyen efendim her çeşit mevcut ağaçtan var. Göksel abi aşağı iniyorum. Her çeşit ağaçtan var efendim. Ve koridorlarda bölüm bölümde çeşitlilik. Yani üzümü bir çeşit yapmamışlar. 10 çeşit üzüm var burada. Efendim.
Şeftali tek çeşit değil, elma tek çeşit değil, armut tek çeşit değil. Her çeşitten var. Ticari olaraktan da cevizi var efendim. Ticari olaraktan da cevizi var. Ne kadarlık bir ceviz alıyor satıcıya sorarız efendim. Ne kadarlık bir hasat yaptığını da kendisinden öğreniriz. Ceviz ağacı ortalama kaç tane var derseniz değerli izleyenler, bence 100 tane yakın var. Gelişkin olarak 100 tane ağaç var burada. Ya bu da ciddi bir performans, ciddi bir ürün vereceğini gösterir. Yani hep görüyorum öyle. Maşallah dalları dolu. Yerde ot, diken, efendim hiçbirine yerin bakımsız değil, sorunu bir yer değil. Değerli izleyenler, sulama, damlama, sulama sistemi mevcut. Yerimizin suyu var. Efendim sadece elektrik yok. Onu da güneş panellerinden alabilirsiniz. Bakın bu da siyah üzüm. Burada da siyah üzüm var. Şöyle. Siyah üzüm. Muazzam yer, muazzam maşallah. Evet değerli izleyenlerimiz. Yerimiz Tütüncü köyüne 2 kilometre mesafede resmi yolu olan yaz kış gelip gidebileceğiniz muazzam bir yer, muazzam bir bahçe. Böyle örnek bahçe ben başka görmedim görende, açık söyleyeyim. Herkes uğraşıyor, herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bakın kayısıya. Kayısıya bakın, gövdeye. Tabi ürünleri verdi kayısı artık. Kayısıdan geçti. Efendim. Açık söyleyeyim, ben böyle güzel bir bahçe görmedim. Değerli izleyenler. Muazzam yapılmış, yani muazzam bir yer. Efendim. Kirazı, vişnesi, hepsi mevcut. Sadece burada muz ağacı yok, portakal, limon yok. Onun dışındakilerin hepsi var. Sadece bunlar yok. Tropikal ağaçlar yok değerli izleyenler. Kivisi de var. Cennet hurması da var. Muçmulası da var. Efendim. Hemen buradan zaten köyü de görüyoruz efendim. Köyü de görüyoruz. Köyde böyle. Yan tarafımızda hayvancılık için düşünülmüş çadırlar var ama hayvancılık yapan yok komşumuzda. Köye mesafemiz o kadar. Gönene burası, bu bahçeden Gönen 9 kilometre değerli izleyenler. 9 kilometre. Zaten Tütüncü 7 kilometre, bu bahçede 2 kilometre yapıyor 9 kilometre. Dedim ya, şeftalinin de çeşit çeşit her türü var. Yerimiz resmi yola cephe. İçinde 10 yaşında meyve ağaçları, yetişkin meyve ağaçlarımız var. 300 civarında ağaç var burada. Değerli izleyenler, karışık olaraktan. Yerimiz 3200 metrekare. Profesyonel olarak da bakımı yapılmış bir bahçe. Bu ağaçların kuruma durumu söz konusu değil efendim. Bunlar kendini kurtarmış. Ha ne olur, aldınız çok bakamasanız bile sadece biraz verimde düşüklük yaşarsınız. Onun dışında her zaman bu ağaçlar meyvesini verir. Etrafta bahçeye herhangi bir hırsızlık vesaire olan bir yer değil. Onun da altını çizerek söylüyorum. Birçok izleyicimizin aklına gelmiştir. Ya burada acaba hırsızlık falan var mıdır? Efendim meyvelere bir şey olur mu falan? Hayır, hiçbir şey olmaz. Burası da lavabosu. Bahçenin sonuna geldik. Böyle dikdörtgen şeklinde ilerliyor efendim yerimiz. Bahçemizin sonunda resmi yola cephe. Aracımızla çok rahat içeri kadar gelebiliyoruz. Biz şimdi kapıyı açmadık. Bakın burası da resmi yolu. Ve birçok bahçe var. Bizim yerimizin güzergahında yeni yapılan bahçeler var. Aracımızla kapımıza kadar da gelebiliyoruz efendim. Yerimizin fiyatı 550 bin lira. Cüzi pazarlık payımız var değerli izleyenler. Pazarlığı
satılık yerde yapacağız. Müşterilerimiz soruyor ne kadar olur, ne kadar olur şeklinde. Telefondan yüzeysel bir şey de desek boş. Talibi buraya gelmesi lazım. Bu bahçeyi görmesi, bizim hissettiğimiz duyguları hissetmesi lazım açıkçası. Çünkü burada çok emek verilmiş. Bir nevi biz burada emeği satıyoruz değerli izleyenler. Yani siz burayı 3200 metre bir toprak alıyorum diye değerlendirmeyin. Burada satılık olan 10 yaşındaki ağaçlar. Bakın bunların bakımlarına, gövdelerine. 550 bin lira bahçemizin fiyatı. Buyurun gelin bu güzel yeri size verelim. Drone çekimi yapmayacağım çünkü ağaçlardan bir şey gözükmeyecek. Orman gibi gözükecek havadan burası. Ancak yerden, ağaçların altından alanı size gösterebildim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.